Dinleyicimizin cevabı geniş olabilecek bir sorusu daha var. İhlas diyor, nasıl elde edilir? İstersen tek kelimeyle cevap verin. Nasip meselesi. Uzatmayalım diyorsunuz. Şimdi Seyyid Abdülhakim Harvansı Hazretleri'ne bir gün işte talebelerinden Necip Fazıl Kısakürek bir demiş, bir sual arz edeyim demiş. O Efendi Hazretleri derdi. Yazarken de öyle diyor. Efendi diye yazıyor çoğu zamanlarda. Rahmetullah Teala Aleyh, Seyyid Abdülhakim Harvansı Hazretleri'ne bahsederken tasarlamış kendisi tabii ki, edebiyatçı ve kalemi de kuvvetli. İnsanı kamil nasıl olur? Hazırladığı sual. Arz ediyor. Diyor ki efendim, insanı kamil nasıl olur? Seyyid Abdülhakim Harvansı Hazretleri buyuruyor ki, nasip meselesi. Onun Necip Fazıl tabii böyle sayfalarca malzeme toplamak için sormuş. Yani Seyyid Abdülhakim Harvansı Hazretleri evet. 10 dakika konuşsa onun üzerinde oho, o kaç aynı şekilde yazı çıkartır. Kitap çıkartırdı. Evet. Dolayısıyla nasip meselesi buymuş. İhlası elde etmek ama o da aynı şekilde haşa kendi mütalaamı veyahut da kendi düşüncem değil o nasip meselesi diye cevap vermemiz. Çünkü İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri buyuruyor ki, hakiki ihlas işte tasavvuf yolunda merhaleler anlatıyor. Fena, beka diye kelimeler kullanıyor. Onlar bir derecedir. Nefs itminana kavuşuyor. Ruh yükselmeye başlıyor. O beka makamına varınca artık bedendeki bütün kötülükler çıkıyor. Ondan sonra insan nefsi itminana kavuşuyor. Duruluyor. Ve yaptığı her işi Allah rızası için yapar. Ondan sonra buyuruyorlar. Her işi. Hatta bir talebesi soruyor. Niyet etmelerine gerek yok onların artık buyuruyor. Diyor ki efendim, nasıl olur bu? Nasıl olur? Olsa bir cevap vermişler ama çok güzel yani insan çok güzel tanıyor. Cenab-ı Hak çok yüksek derecede ihsan etmiş. Buyuruyor ki evladım, bu kimsenin nefsi iman etmeden önce bütün isteklerini bu kimse nefsi için yapmıyor muydu? Öyle ya, aklına, kalbine nefs hakim olduğu için yani vereceğin kararlarda hep o hakim. Hep o hakim. Niyet ettim nefsime uymaya diyor muydum ben? Diyor muyuz biz? Hayır. Yok ama nefsime uygun yapıyoruz o işi. E peki nefs itminan etti. Kalbe Allah-u Teala'nın sevgisi yerleşti. Niyet ettim Allah rızası için demeye gerek yok. O Allah rızası için olmayan bir adım atmıyor ki artık. Otomatik olarak o. Otomatik olarak. Peki avam, nefsi iman etmemiş olanlar içinde, nefsi iman etmemiş olanlar da biz de zorlayarak. Peki bu nasıl hasıl olur? Bu nasıl hasıl olur? İmam-ı Rabbani Kuddüs-i Sözler'in Hakikat Kitabevi'nin yayınlamış olduğu mektubat kitabını çok okumak. İki şeye sebep olur buyuruyorlar. Bir, insanı haramlardan soğutur. İki, ihlası artırır buyuruyor. Kesin. Denemesi bedava kesin. Denemesi bedava. Çünkü mübarek çok kesin. Ha bazıları diyor ki efendim anla. Ya anlamak için uğraşma. O zatın kitabını okumaya başlayınca zaten İmam-ı Rabbani Kutsu Sözler'in kalbiyle bağlantıya geçiyor senin kalbin. O kalptekiler senin kalbe yavaş yavaş gelmeye başlıyor. İhlas artar ve haramlara karşı da soğukluk meydana gelir. Soğukluk meydana gelir. Onun için Seyyid Abdülhakim Harvansı Hazretleri buyuruyorlar ki Bade Kitabullah, Bade Kitabı Resulullah, Eftalül Kütüb, Mektubat Esk buyurmuşlardır. Ne demek? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'den, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam kitabı hadis-i şeriflerden sonra kitapların en eftali, en kıymetlisi mektubattır buyurmuşlardır. Ve hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala bir gün talebelerine buyuruyor ki biz dünyanın her tarafına Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını gönderiyoruz. Arabi, Farisi asıllarını gönderiyoruz. Bu asıllarını okuyup bize düşman olanlar olabilir ama mektubatı okuyan bize düşman olmaz buyuruyorlar. Enteresan. Dolayısıyla mektubat ihlası artırır mı? Arttırır. İnsan haramdan soğutur mu? Soğutur. Ve bir de Kıyamet ve Ahiret kitabını tabii ilave ederse, vakti varsa Türkiye Gazetesi'nin vermiş olduğu Evliyalar Ansiklopedisi var. Ne kadar bulursa. Hatta internetten de indirebilir. Bulursa. Onların hayatlarını okumak insanın ihlasını arttırır. Zorla niyet ederek bizim gibilerinki ama sonra Allah-u Teala ihsan ediverir. Bir gece yatmış, sabahleyin bir kalkıyor. Nefs itminana kavuşmuş. Bütün hücreleri iman etmiş. Allah Allah deyip duruyor. Olur mu? Niye bakıyorsun? Olur mu? Olur. İnşallah. İnşallah. Amin diyelim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Teşekkür ederim.